Merhaba değerli izleyicilerim. Psikolog Elif Güner ile İşte İnsan programındayız. Tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz bipolar afektif bozukluk. Diğer ismiyle iki uçlu duygulanım bozukluğu. Bipolar afektif bozukluk ya da diğer ismiyle iki uçlu duygulanım bozukluğu, psikiyatrik bozukluklar arasında en eski çağlara kadar tarihlenmiş, çok eski yüzyıllardan beri bilinen bir rahatsızlık. Öyle ki antik Yunan mitolojisinde bipolar afektif bozukluğa ilişkin iki tane efsane anlatılmaktadır. İlk önce onlardan bahsedeyim, biraz daha hastalığı daha iyi anlayabilmemiz için. Antik Yunan'da kısmi delilik olarak isimlendirilen bipolar afektif bozuklukta bu hastalığın depresif dönemi Niobe efsanesiyle anlatılır. Efsaneye göre Niobe'nin 12 tane çocuğu var. Tanrıça Leto ile arasındaki bir sürtüşme sonucunda Tanrıça Leto Niobe'ye kızar, öfkelenir ve Tanrı ve Tanrıça olan çocukları Apollon ve Artemis'in yardımıyla Niobe'nin 12 tane çocuğunu öldürtür. Niobe bu çekmiş olduğu 12 çocuğu ölünce çekmiş olduğu bu evlat acısına daha fazla dayanamaz ve baş tanrı Zeus'a çıkar. Zeus'tan daha fazla dayanamadığını, bu acıya katlanamadığını ifade ederek kendisinin bir kayaya çevrilmesini ister. Zeus da Niobe'ye acır ve onu sürekli ağlayan bir kayaya dönüştürür. Bu bipolar afektif bozukluktaki depresif epizota ithafen anlatılabilecek bir hikaye. Bir başka efsane de bipolar afektif bozukluktaki manik hecmeye eş gelen efsane. Burada da bağ, şarap ve mistik veç tanrısı Dionysos var. Dionysos'a inanan kadınlara bakalar deniyor. Bakalar tanrı Dionysos'a olan bağlılıklarını, sadakatlerini göstermek için törenler, ayinler düzenliyorlar. Ve bu ayinlerde başlarına rengarenk çiçeklerden yapılmış taşlar takıyorlar, çok süslü giyiniyorlar ve tören boyunca günlerce, gecelerce dağlarda koşarak, şarkılar söyleyerek çılgınca dans ediyorlar. Ta ki enerjileri, güçleri bitene kadar ve bu törenlerde duygulanımları, öfkeleri, neşeleri veya buna eşlik eden frustrasyon eşikleri zamanla düştükten sonra saldırganlaşmaya ve kan dökmeye başlıyorlar. Ve böylece de Tanrı'ya olan bağlılıklarını gösteriyorlar. Bu efsanenin de bipolar afektif bozukluktaki manik epizoda karşılık gelen bir dışa vurumu bulunmaktadır. Bipolar afektif bozukluk şu an için günümüzde efsaneleri bir yana bırakacak olursak halen etiyolojisi, patofizyolojisi, sağaltımı, prognozu tam olarak aydınlatılabilmiş bir rahatsızlık olmamakla birlikte genel problemin kişinin duygulanımında olduğu kabul edilen ve depresif ile manik epizot arasında, iki epizot arasında gidiş gelişle kronik seyirli bir rahatsızlık. Şöyle tanımlıyoruz biz psikolojide bipolar afektif bozukluğu. Duygulanım düzeyinin ağır çökkünlükten taşkınlığa uzanan yelpazesinde patofizyolojisiyle, etiyolojisiyle kişide ve kişinin içinde yaşadığı toplumda gerek sosyal gerekse mesleki işlevselliğin bozulduğu, hastanın duygu durumuna eşlik eden motor aktivitesi ve bilişsel fonksiyonlarında değişimle karakterize kronik seyirli bir rahatsızlıktır. Bunu biraz daha yakından tanıyalım. Şöyle ki, insan ruhsal yaşantısı bilişsel ve afektif dediğimiz süreçlerden oluşur. Bilişsel derken bilmek, anlamak, algılamak, dikkat etmek, muhakeme etmek, neden sonuç ilişkilerini doğru yapılandırmak, belleğe yerleştirebilmek gibi süreçlerden bahsediyoruz. Afektif dediğimizde de bireyin duygusal yaşamı, bu duygusal yaşamındaki değişen tonuslar, duygusal yaşantının çeşitli değişkenlikleri, oynamaları ve bunun kişinin hem görünen davranışıyla hem de göremediğimiz içsel dünyasındaki düşüncelere yansınmış olma biçimi de afektif süreç olarak isimlendiriyoruz. Sağlıklı insan her zaman aynı duygu durumunda bulunmaz. Duygulanımları değişkendir. Bazen mutlu oluruz, bazen mutsuz, bazen neşeliyiz, bazen hüzünlü. Ve bazen de bu duygularımız yaşadığımız olaylarla biraz daha alevlenebilir, daha uzun süre mutlu ya da daha uzun süre mutsuz olduğumuz zamanlar olur. Bazen yaşadığımız olay bizim her zamankinden daha fazla hüzünlü hissetmemize ve bu hüzünün de zamansal olarak uzamasına sebep olabilir. Fakat duygulanım bozukluğu diyebilmemiz için duygulanımdaki bu aşırılığın uzun sürece yayılması, günlerce, haftalarca, aylarca aynı duygu durumunda kalmaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla
duyguların bozukluğunun var olabilmesi kişinin içinde yaşamış olduğu gerçek ile uyumlu olmayacak bir biçimde elem, keder veya mutsuzluk hali ile çok fazla neşe, çok fazla keyif ve iyimserlik hali arasındaki gidiş gelişlere verilen isimdir duygulanım bozukluğu. Duygulanım bipolar afektif bozuklukta yani iki uçlu duygulanım bozukluğunda türlerine baktığımızda iki tane türü var. Bipolar afektif bozukluk tip 1, bipolar afektif bozukluk tip 2 diye tanımlıyoruz. Tip 1'de hipomani olabilir veya olmayabilir. Hipomani olmak varsa da veya olmaksızın manik epizotlar söz konusudur. Tip 2'de ise mani yoktur. Bir veya birden fazla hipomanik atak bulunmaktadır. Peki neden oluyor bipolar afektif bozukluğun nedenleri nelerdir? Genel bilimsel çalışmalar bize bipolar afektif bozuklukta biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerin birbirleriyle etkileşimi sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla hem biyolojik sebepler, hem psikolojik sebepler, hem de sosyal sebepler bulunmakta bu hastalıkta. Biyolojik faktörlerden ilki genetik faktörler, yani böyle bir kalıtımla doğmak, ebeveynden böyle bir yükle gelmek. Yapılan bilimsel araştırmalara göre 5, 6, 11, 13, 17, 18. ve X kromozomları bipolar afektif bozuklukta genetik yükü oluşturmaktadır. Yine bu hastalığın genetik olabileceğine bir başka çalışma özellikle ikiz çalışmalarıyla elde edilmiş. Tek yumurta ikizlerinde hastalığın görülme riski yaklaşık %60-70 oranındayken çift yumurta ikizlerinde bu oran %10-15 civarında bulunmakta. Veya bir ebeveyni bipolar afektif bozukluk olan kişilerde bu rahatsızlığı geliştirme oranının %50'ye yakın olduğu yine bilimsel olarak kanıtlanmış. Ebeveyninde de genellikle en çok görülen hecme, major depresif hecme. Bir başka faktörümüz biyolojik faktörler arasında nörotransmitter ismini verdiğimiz ya da nörolojik reseptörler ismini verdiğimiz aminler. Bunlar serotonin, noradrenalin ve dopamin reseptörleri. Serotonindeki azalma depresyonda ve bipolar afektif bozuklukta. Noradrenalindeki azalma bipolar depresyonda. Serotonin azalmışken noradrenalin ve dopamindeki artışın ise manide sorumlu olduğu görülmektedir. Nöroanatomik faktörler de önemli. Yani duygu durumumuzu, beynimizde bulunan duygu durumlarımızı düzenleyen merkezler. Bu merkezlerin yapısal veya işte işlevsel bozuklukları da bipolar afektif bozukluğa sebep olabilir. Nedir bunlar? Limbik sistem, bazal ganglia ve talamustaki lezyonlar, lateral ventrikülerle genişleme, amigdal çekirdekte genişleme, frontal lob ve bazal ganglia'da yoğunluk artışı bu hastalıkta sebep olarak ortaya çıkmakta. Psikososyal faktörlerde de psikolojik ve sosyal faktörler diye ikiye ayırabiliriz. Psikolojik faktörler arasında obje kaybı, ambivalans, libidonun egoya dönüşü, oral erotizmin baskın olması, oral fiksasyon dönemi, oral döneme yani 0-2 yaş dönemine kişinin fiksasyonu, oraya saplanıp kalması, erken çocukluk döneminde yaşanan sevgi yetiminin yarattığı düş kırıklıkları, hayal kırıklıkları, bu hayal kırıklıklarında ilerleyen yaşantıda, yetişkin hayatında tekrarı, idealler ile gerçekler arasındaki yaşanan gerilim, anne babanın zıt kişilik yapılarına sahip olması veya anne babanın zıt savunma mekanizmalarına sahip olması ve bunların çatışmaya dönüşmesi, çocuğunsa sağlıklı bir kimlik identifikasyon geliştirememiş olması ve altta yatan bir depresyonun varlığı psikolojik faktörler arasında sayılmakta. Sosyal faktörlerde önemli ekonomik sorunlar, aile içi problemler, iş hayatındaki sorunlar, beden sağlığının bozulması, emeklilik, iş kaybı, örneğin iflas gibi, stresli yaşam olayları, örneğin askerlik gibi, boşanma gibi, alkol veya madde kullanımı, uyku veya uyuma ile uyanma arasındaki düzensizlik, yani uyku rutininin belirgin olmaması, bazen 3-4 gün hiç uyumamak, bazen ise daha fazla uyumak ve uyku düzenini bozmak sayılan faktörler içerisinde. Peki bipolar afektif bozukluğu ne kadar sık görüyoruz? Toplumdaki sıklığı nedir? Aslında bu klinik görünümün dahil edilip edilmemesine göre değişiyor. Klinik görünüm dahil edildiğinde ortalama %1, klinik dışı görünüm de dahil edildiğinde bu orana %7 oranında bir görülme oranı var. Cinsiyetlere baktığımızda kadınlarda mı erkeklerde mi bu hastalığı daha çok görüyoruz?
Bipolar afektif bozukluğun kadın ve erkeklerde eşit oranda görüldüğü söylenebilir. Fakat erkeklerde hastalık daha çok manik epizotla, yani taşkınlıkla, duygulanımdaki taşkınlıkla başlarken, kadınlarda hastalık daha çok majör depresif bir atakla başlamakta. Tiplerine baktığımızda bipolar afektif bozukluk tip 1'in erkeklerde, tip 2'nin ise kadınlarda daha yaygın olduğunu söyleyebilirim. Bu hastalık ne zaman başlar, kaç yaşından itibaren başlar diye bilimsel çalışmalara baktığımızda bize şunu söyler bilimsel çalışmalar. Bu hastalık çocukluk döneminden başlayarak 5-6 yaş gibi 50-60 yaşına kadar herhangi bir yaşta başlayabilir. Fakat çocukluk döneminin de 15 yaşına kadar olan çocuklarda herhangi bir tanımlama yapılamaz. Hem bipolar afektif bozukluğun özellikle manik döneminin atipik özelliklerinden dolayı hem de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ile birlikte görülmesinin yüksek olması sebebiyle 15 yaşına kadar olan kişilerde tanımlama yapılamıyor. Dolayısıyla var olan durum bipolar bile olsa orada dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu veya diğer çocuksu problemler, çocuk dünyasına özgü diğer problemler daha ön planda olabilmekte. 50 yaş sonrasında ise santral sinir sisteminde meydana gelen genel tıbbi durumla ilgili problemlerden dolayı tanımlama o grup içinde bipolardan uzak, daha genel tıbbi duruma bağlı olarak değerlendirilmekte. Hastalığın en çok gördüğümüz yaşlar, ilk pik yaptığı yaş 15-19 yaş, ikinci pik dönemi ise 20-24 yaşları arasında olmakta. Yaşam boyu bu hastalık ataklarla giden bir hastalık ve yaşam boyu atak sıklığı kişiden kişiye değişmekle birlikte ortalama 2 ile 30 arasında bir atak sıklığı söz konusu. Tüm hastaların %7'sinde semptomlar tekrar etmiyor. Tüm hastaların %45'inde birden fazla atak görülebiliyor. Yine tüm hastaların ortalama %40'ında kronik seyirli devam edebiliyor bu hastalık. Bu hastalıkta depresif süreçle manik epizot arasında hasta tam bir remisyon veya ileri derecede bir remisyon geliştirebiliyor. Yani tamamen düzelebiliyor. Atakları bir yana bırakırsak, eğer ataklara hastalığın semptomatik tarafı olarak bakarsak, ataklar arasında tamamen eski duygu durumuna dönerek tam bir sağaltım, tam bir iyileşme gösterebilen bir hastalık bu. Bipolarda önemli bir durum da intihar oranları, yaklaşık %10-15 civarında öz kıyım davranışı görmekteyiz bu hastalarda. Genellikle de depresif ve mix epizotlar sırasında intihar oranlarını görüyoruz. Peki nasıl bir klinik görünümü vardır? Özellikle manide ne görürüz bu insanlarda? Biz maniyi hafif, orta ve şiddetli mani diye üçe ayırıyoruz. Manik epizotta insanlarda ilk başta hafifse eğer fiziksel aktivitede, hareketlilikte ve konuşmada bir artma başlar. Duygu durumu labildir fakat zaman zaman öföriye de kayabilir. İritabilite, huzursuzluk zaman zaman görülebilir. Düşünceleri taşkındır. Para harcaması artar. Cinsel isteğinde bir artış görülür. Hafif düzeyli ise mani. Mani orta dereceli olduğu zaman belirgin bir hiperaktivite, belirgin bir hareketlilik görüyoruz. Konuşma artık daha basınçlıdır. Öförük duygu durumuna ek olarak yüksek oranda iritabilite görmekteyiz. Kişinin hostilite, yani düşmanlık duygusu geliştirdiğini, grandiyoz, kendini beğenen, yücelten fikirler geliştirdiğini ve bu hostilite, iritabilite ve grandiyoziteye eşlik eden saldırgan davranışları görülebilir orta dereceli ise. Mani ağır olduğundaysa çılgınca bir hiperaktivite, artık kontrol edilemez bir hareketlilik görülüyor. Düşünce akışı daha enkoyran, hezeyanlar giderek daha fazla artıyor. Hezeyanları bizar nitelik, yani değiştirilemez, hiçbir makul mantıklı kanıtla değiştirilemez hale gelmekte ve halüsinasyonlarda eşlik edebiliyor mani ağır ise. Mani hastaları aslında dışarıdaki dış görüntüleriyle daha rahat tanınabiliyorlar. Klinikte dışa vuran davranışlarına baktığımızda bu hastalar uyarılmıştır, alert haldedirler, tetiktedirler, çok konuşurlar. Konuşmaları amaçsız olmasa dahi araya girilip kesilebilir, bölünebilir ya da aralayıcı soruyla genişletilebilir bir nitelikte değildir. Hatta kızabilirler konuşmaları kesildiği zaman, bölündüğünde. Genellikle aşırı
aşırı derecede hareketlidirler mani hastaları. Bazen eğlendirici, güldürücü olabilirler. Son derece neşelidirler. Neşeleri, keyif halleri bulaşıcıdır. Siz de onunla birlikte neşelenebilir, keyif alabilirsiniz. Fakat çok hızlı bir şekilde duygulanım değişebilir ve o neşe ve keyif hali birdenbire işte sözel bir agresyona, bir küfür, bağırma, çağırmaya veya fiziksel bir saldırganlığa, bir şiddete dönüşebilir. Çoğu kez giyimleriyle mani döneminde olağanüstü süslü giyinirler. Çok abartılı makyaj yaparlar. Giyimleri, makyajı, takıları birbiriyle uyumsuzdur, abartılıdır. Çok parlak renkleri tercih ederler mani döneminde. Depresif dönemde ise kişisel bakım tamamen bırakılır. Mevsime, kişiliğine, yaşına uygun olmayacak kadar kötü bir giyim, kişisel bakımında düşme, banyo yapmama, yemek yememe gibi dış görüntüye de yansıyacak kadar bitkinlik, halsizlik ve bakımsızlık görülebiliyor. Yine kombinasyonları, mani hastaların kombinasyonları son derece abartılıdır. Tavırları çoğunlukla dostçadır ilk başta tavırları. Çabuk ilişki kurarlar, çabuk dostluk geliştirirler. Fakat bu dostlukları yüzeyseldir. Abartılı bir dostluk da olabilir. Genellikle çok şakacıdırlar, espri yaparlar. İnsanlara takılmayı severler. Fakat bu şakacılık, bu takılma karşıdakini rahatsız edecek boyutta ileriye gidebilir. Sürekli gülerler genel anlamda ve bulaşıcı bir neşeye sahiptirler az önce söylediğim gibi. Konuşmaları çok yüksek seslidir, hızlıdır. Çok konuşurlar, daldan dala atlarlar. Konuşmanın başını, ortasını, sonunu takip edemezsiniz. Biraz önce A'daydı, A diye bir şey anlatıyordu. Şimdi B, C diye. Hatta böyle sıralı gitmeyebilir. Genellikle cümlesinin sonundaki kelime ona bir sonraki cümlenin başlangıcı niteliği taşır. Arada cümleler birbirinden kopuk niteliktedir. Psikomotor etkinlikteki bu artışına bağlı olarak çok hızlı düşünür, hızlı davranır konuşmasına ek olarak. Davranışları da düşünceleri de hızlıdır. Oldukça gevezedir, gürültücüdür, sürekli irite eder, çevresindekilerine rahatsızlık verir. Kendisini çok fazla önemser, çok değerlidir, büyüklük duyguları vardır. Kendine güveni çok yükselmiştir, kabarmıştır. İlişkide bulunduğu diğer insanları küçümsemeye, beğenmemeye, fazlasıyla eleştirmeye, yanlış insanlarla birlikte olduğunu düşünmeye varan davranışları vardır. Bu da konuşmaları ve davranışlarıyla açıkça belli olduğu için çevre tarafından, toplum tarafından dışlanırlar. Konuşmalarında cinsel konulu hikayeler veya müstehcen anlatımlar yoğundur. Sıklıkla cinsel içerikli şakalar yaparlar veya cinsel isteklerini dillendirebilecek davranışlara veya konuşmalara yoğunlaşabilirler. Küfürü ve saldırgan tavırları bipolar afektif bozuklukta manik heşmede sık görmekteyiz. Bu aşırı neşeli, aşırı keyifli, aşırı konuşkan hali en ufak bir nahoş uyaranda saldırganlığa dönüşebilir, küfre dönüşebilir. Çabuk sinirlenirler. Frustrasyon eşitleri çok düşüktür. Özellikle engellendikleri zaman ya da engellendiklerini düşündükleri zaman frustrasyon eşiği düşük olduğu için fazla abartılı tepkiler gösterebilirler. Agresif ve zarar verici davranabilirler burada. Duygulanımları gün içerisinde değişebilir. Bir manik de bu kadar yüksek bir duygulanım bir süre sonra biraz daha aşağı inip depresif bir ruh haline bürünebilir. Yoğun bir biçimde yalan söylerler. İnsanlar onlara güvenmekte oldukça zorlanır. Genel anlamda bilinçleri açıktır. Yönelim yani ne olup bittiğinin farkındadır. İçinde yaşadığı durumun farkındadır. Günün, ayın, tarihin, saatin, yerin, mekanın farkındadır. Yönelimleri tamdır. Bellek ve algılama süreçleri genel anlamda yerindedir. Fakat dikkatleri en ufak bir uyaranla dağılabildiği için çabuk toparlayamazlar. Bu dikkatinin dağılmasına bağlı olarak algılama güçlüğü oluşabilir. Bizler bir konuya dikkatimizi bir süre toparlayabiliyoruz. Onlarda dikkat saliselerle dahi değişebilecek kadar hızlı parçalanıyor. Durumu ağırlaştıkça veya şiddetlendikçe hastalık, hezeyanlar ve halüsinasyonlar, işte işitsel halüsinasyonlar, olmayan sesler duyma, görsel halüsinasyonlar, olmayan şeyler görme, büyüklük veya diğer tip hezeyanlar görülebilmekte.
O kadar hızlı, o kadar motor aktivitesi hızlıdır ki, o kadar artmıştır ki yemek yemeye vakit bulamaz, sağlıklı beslenemez bu yüzden. Uykuya çok az ihtiyaç duyarlar, günlerce hiç uyumayabilir veya çok işte günlerce uyumamış, 3-4 gündür hiç uyumamış, 1-2 saatlik uykuyla enerjik bir şekilde hissedip kalkıp hayatına devam edebilirler. Geceler boyunca şehri turladıklarını, bir şehirden diğer şehre yürüyebilecek kadar motor davranışlarının aşırı enerji üretimine veya taşkınlığa bağlı motor hareketlerinin olduğunu bilmekteyiz. Bu aşırı yoğunluğa, yorgunluğa ve kötü beslenmeye bağlı olarak zaman zaman bilinçte bulanıklık, dağınıklık görülebilir. Kognitif işleyişlerinde, düşüncelerinde sınırsız ve artan bir işleyiş vardır. Bu yüzden düşüncelerinde bir uçuşma görmekteyiz. Adeta beyne düşünce bombardımanı gibi hayal edin bunu. O kadar çok düşünce var ve beyinde o kadar çok düşünce sıkışıyor ki bütün bunları aslında kelimelerle ifade etmeye çalışıyor ama düşünceler birbiriyle fikirsel anlamda, içeriksel anlamda çok uyumlu olmayabilir. Birden fazla, ondan fazla düşünceyi bir arada anlatmaya çalışabilir. Neden? Çünkü çağrışımları da çok hızlanmıştır ve artmıştır. Düşünceler birbiriyle anlam veya uyaksal bir bağlantı kurabilir. Çağrışımlar da aynı şekilde. Dolayısıyla bir fikir uçuşması dediğimiz, flight of ideas diye ifade ettiğimiz düşüncelerin, çağrışımların adeta uçuşur gibi aklına ne gelirse ifade etmek için uğraştığı ekstra bir tablo gibi düşünebilirsiniz. Bunları görmekteyiz. Dolayısıyla ses çağrışımları, klangasyon dediğimiz ses çağrışımları da sıklıkla gördüğümüz bir şey. Bir başka dışa vuran davranışı sosyal durumuna, yaşına, kültürüne, eğitimine ve fiziki yapısına uygun olmayacak konfabülasyonları, anlatımları vardır. Örneğin fiziksel olarak işte kısa boyludur ve son derece zayıftır ama anlattığı hikayede işte İri, uzun, 1,92 metrelik 10 tane adamı bir yumrukta yere sermiş olabilir. Fiziksel olarak o kadar da çekici, işte çok güzel ya da çok yakışıklı olmamasına rağmen bütün sanatçılar onun peşinden, onun güzelliğinin, onun yakışıklılığının peşinden koşuyor olabilir. Bu şekilde fiziksel yapısına uygun olmayan şeylerden bahsedebilir. Benlik kabarması çok yüksektir. Benlikteki bu abartı, bu kabarmaya paralel olarak kimsenin yapamayacağı kadar kimsenin yapamadığı işleri yapar. Bütün işlere gücü yetebilir onun. Herkesten daha üstündür, herkesten daha beceriklidir, daha yeteneklidir, herkesten daha zengindir. Bu büyüklük düşünceleri giderek artık büyüklük hezeyanlarına dönüşebilir. Örneğin mitin başındaki kişi odur. Örneğin aslında Amerika'yı işte Amerikan başkanı değil de o yönetiyordur veya fikirlerini alıyordur, arıyordur bunu. Ahmetciğim, Ayşeciğim ne dersin? İşte ben Amerika olarak Rusya'ya böyle bir yaptırımda bulunacağım. Fikrin nedir? Çok önemli birisidir çünkü onun fikri alınarak yönetilir gibi buraya varabilen hezeyanları olabilir. Bu dönemde ekonomik büyük çılgınca akılla açıklanamayacak yatırımlara girebilirler. Çok para harcayabilirler. Ki sık görüyoruz çok para harcamayı, çılgınca bir alışveriş yapmayı. Polipervent cinsel ilişki dediğimiz o cinsellikteki artmaya, cinsel istekteki artmaya bağlı olarak cinselliği kontrol edemediğinden işte rastgele polipervent cinsel ilişkiler yaşanabilir. Genellikle kendisini çok güçlü, çok bilgili, üstün bir kimliği olan ya da üstün bir yeteneği olan veya kutsal bir güçle özel bir ilişkisi olan bir durumla anlatabildiği gibi ki bu manik temayla uygundur. Tamamen bunun dışında hezeyanlar veya anlatımlarda görülebilir. Örneğin evrenden ona özellikle bazı sinyaller geliyor olabilir. Bilhassa ona gönderiliyordur. Veya Tanrı onunla rüyaları aracılığıyla özel bir ilişki kuruyordur. Çünkü o seçilmiş kuldur gibi. Bunun yanı sıra Schneider'ın first rank semptomları dediğimiz durumlar da görüyoruz bu hastalarda. Nedir o? Düşüncelerinin beyninden düşüncelerinin çekildiğini düşünebilir. Beyninden dışarıya düşüncelerinin yayınlandığını düşünebilir. Düşüncelerinin dışarıdan içeriye, çevreden içeriye düşünceleri sokulduğunu, dışarıdan denetlendiğini, davranışlarını başkasının yönlendirdiğini, kendi hakkında düşünen veya kendi davranışlarını eleştiren sesler
duyduğunu düşünme gibi belirtiler de görebilmekteyiz bu hastalıkta. Bipolar afektif bozukluğun tedavisi ilaçlı tedavidir. Muhakkak ki kişinin ilaçlı tedaviye ek olarak psikoterapik anlamda da yardım alması lazım. En doğru çalışma biçimi bipolar afektif bozukluğu olan kişinin psikiyatristiyle ve psikoloğuyla uzun süreli hem farmakoterapi görmesi hem psikoterapi görmesi sağaltımı çoğaltan bir durumdur. Değerli izleyicilerim, bugün size daha önce de kendi Facebook sayfamdan özellikle insanların bize bipolar afektif bozukluğu anlat ricasına istinaden bugün sizinle bipolar afektif bozukluğu genel anlamda toparlamaya çalıştım, özetlemeye çalıştım. Faydalı olmuş olmayı ümit ediyorum her zamanki gibi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.